Damla kanalıma hoş geldiniz. Videonun başlığından da görmüş olduğunuz üzere önce Londra gezimden ve oradan aldıklarımdan, daha sonra da Kopenhag'da, Danimarka'da gittiğim Roskilde Festivali'nden bahsedeceğim ve dönüşte yine oradan Kopenhag'dan aldığım birkaç bir şey göstereceğim. Aslında bu videoyu çekme taraftarı değildim. Aldığım mesajlar üzerine çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla bir alışveriş yapmadım. Açıkçası böyle şu kıyafetleri alırım, Urban Outfitters'a giderim, Topshop'a bakarım, neler neler alırım diyordum. Londra'da zaten vaktim yoktu. Kopenhag'da da istediğim bir şekilde bulamadım. Ve kur farkından dolayı kron ve TL bakımından inanılmaz derecede fiyatlar böyle uçuktu. Dedim ki ben bunu Türkiye'de de bulurum ya deyip gerçekten para israfı yapmadım. Sadece böyle ihtiyacım olan ve merak ettiğim şeyleri aldım. Zaten birazdan Londra'dan aldıklarımı da göreceksiniz. Çok fazla bir şey yok. Bir Duty Free'den aldığım bir şey var. Bir de kraliçenin çaycısından çaylar aldım. Çok meşhurmuş. Dedim buraya kadar gelmişken bunları almadan dönmeyeyim dedim. Bir de oralarda nerelere gittiğimi çok fazla sormuşsunuz. Mesajları kontrol ettiğimde bunları gördüm. Aslında Roskilde'den biraz böyle vlog gibi bir şeyler beklemişsiniz ama hava böyle yağmurluydu. Oradan oraya, oradan oraya festivalde sahneler arası koştururken hem olmayacaktı hem böyle kamera titriyecekti, çok saçma sapan görüntüler çıkacaktı. Dedim ki hiç vlog çekmeyeyim, ondan sonra böyle bir video çekerim. Neler yaptık, nasıldı, hani nasıl bir deneyim yaşadım, onlardan bahsederim. Hem dedim Londra'yı da buna sıkıştırırım, böyle tatlı bir video olur. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman isterseniz hemen başlayalım. Londra gezim 3 günlüktü. Zaten valizimi hazırlarken pasaportum gelmemişti. Videoyu izleyenler oradan bilirler. Londra'ya 23 Haziran sabahı gidiyordum. Pasaportum bayağı 22 Haziran'ın akşamına böyle 6-7 gibi geldi. Neyse problem değil. Sonuçta gidebildim. İndiğim ilk gün havalimanından tren istasyonuna geldim. Erkek arkadaşımla da Liverpool Street'te buluşup Canada Water Canary Wharf tarafına geçtik. O kısım biraz şey, ben böyle hani eski böyle binaların olduğu taraf zannediyordum da gidip gördüğümde bayağı böyle plazaların, iş binalarının, böyle yüksek yüksek binaların olduğu lüks yerlermiş. İkinci ve üçüncü günde daha böyle Londra'nın daha turistik yerlerini, daha böyle eski şehir adı altındaki olan yerlerini gezdim. Devlet binalarının olduğu yer, işte London Eye, Tower Bridge, St. James Park, işte Buckingham Sarayı falan, oraları gezdik. Bir de erkek arkadaşımın arkadaşları da böyle aşırı bir yoğun plan yaptığı için oradan oraya böyle savrulurken çok fazla alışveriş yapamadım. Ben Urban Outfitters'a ne zaman bakacağım, şuradan insem mi acaba, işte onlar oraya gitse de ben oraya mı baksam derken hiçbir şey bakamadım. Pazar günü biraz böyle bakayım dedim derken sadece, şimdi göstereceğim, bu kraliçenin çaycısı dediğim yere uğrayıp sadece bu çayları alabildim. Mağazalarda 6'da kapandı. Ben birazcık geç kalmışım. Hiçbir şeye bakamadım orada. İsterseniz şimdi aldığım birazcık çayları göstereyim. Benim bu aldığım marka, çok fazla sordunuz. Bu tarzda çaylar arıyorduk ama neresi meşhurdu bilemedik, alamadık. Senin aldığın yer neresi diye soranlar, şurada ismini gördüğünüz Fortnum & Mason isimli bu. Sadece çaycı demeyeyim aslında. İçeride sadece çaylar yoktu. Böyle işte marmelatlar, kukiler, değişik pastalar, kekler falan, tam böyle İngiliz böyle 5 çayına ait. Hatta orada böyle değişik porselen çay böyle kaseleri, çay tabakları, çay kasesi ne demekse, çaydanlık ve çay fincanlarının bulunduğu böyle çok güzel şeyler vardı ama çok pahalıydı yani. Pound olarak bakımda çok pahalı değildi ama ben her şeyi tabii kafamda bunu 5 ile çarpınca bu kadar oluyor ya gibi düşündüğüm için bana tabii ki de çok geldi. O yüzden merak ettiğim çayları, cookie'lere, ki cookie'nin bir kısmını yedim. Sadece bir tanesi var. Ama diğerlerini açmadım. Çünkü çok güzel bir marmelat aldım. Çilekli ve şampanyalı bir marmelat buldum. Haspam, çünkü her gün kahvaltıda bunu yemeden ayılamıyormuş, değil mi? Ama bulunca merak ettim. Ve açıkçası daha henüz denemedim. Bu videoyu çektikten sonra direkt yarın sabah uyandığım gibi bunu yemeyi düşünüyorum kahvaltıda. Şöyle aslında küçük bir reçel, bildiğimiz çilekli bir reçel, tek önemli şeyi şu anda benim için şampanya varmış içinde oldu. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Sanırım böyle 5-6 pound gibi bir şeydi. Ama asıl şu, şimdi göstereceğim. Çaylar için bayağı heyecanlıyım. Bu iki paketi açmadım. 3 kutu çay aldım. Bir tanesini geldiğim gibi denedim. Aslında her zaman tükettiğim Earl Grey satın almayı düşünüyordum ama dedim ki buraya kadar gelmişim. Bir de böyle bütün bu çayları orada kutu kutu açmışlar, koklayıp işte bundan istiyorum falan deyip artık hangi kutudan istiyorsanız ondan alabiliyorsunuz. Tabii kutular böyle değişik değişik şekillere büründükçe fiyatı da artıyordu. Ben böyle normal şu kutulardan satın aldım. Bir tanesi böyle Afternoon Blend, bir tanesi de Queen Anne isimli bu çay. Şu
afternoon blend denedim ben. Tadı birazcık böyle bildiğimiz Earl Grey'e benziyordu ama ben dedim madem bunu aldım, arkasında da tabii ki de sütle için yazıyordu. O kadar İngiltere'den aldık bunu. Ben de sütle denedim. Sütsüz bence birazcık acı bir içimi vardı bu çayın. Ben tabii ki de sütle tükettiğim için daha içimi kolay geldi bana. Diğer aldığımda Chelsea Garden Blend isimli. Bu hala böyle ambalajlı. Henüz denemedim. Benim seçtiklerim bunlardı. Bir tane de şöyle cookie aldım. Normal bir zencefilli cookie. Bunu henüz açmadım. Çikolatalı olanı. Çoktan tükettim ama öyle çok bir olayı yokmuş yani. Gidip de oradan hani cookie almaya gerek yokmuş yani. Çay alıp ya da böyle merak ettiğiniz reçeller varsa bakabilirsiniz. Sonra dönerken de Duty Free'den yine olmazsa olmazım benim Lancome Enerji dediği nemlendiricim bitiyordu. Hemen bunu yedeklemek için Duty Free'den bunu satın aldım. Bu da 50 euroydu. İngiltere'den döndüm. Gece döndüm. O gece hemen valizimi değiştirip bir sonraki sabah Kopenhag'a uçuyordum. Biletlerimi değiştiremediğim için keşke Londra'dan aslında Kopenhag'a gelsem daha mantıklı olacaktı. Ama her neyse eve geldim, valizimi falan değiştirdim. Bir duş aldım, uyudum, kalktım, Kopenhag'a geçtim. Kopenhag gidişimin sebebi de şöyle hemen bilekliğimi de hala çıkarmıyorum. Roskilde Festivali'ydi. İskandinavya'nın en büyük festivallerinden bir tanesi, çok merak ediyordum. Ama hani böyle festival nasıl olur, Danimarka işte hep soğuk, üşür müyüz falan derken festivalde kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorsun. Yağmurlar yağdı, artık benim ayakkabılarım dizlerime kadar çamur oldum. Gerçekten de festival esnasında ay bacağım işte çamur oldu falan da böyle hiç öyle prenseslikleri girilmiyormuş gerçekten. Çamur mu oldu aman temizleriz ya böyle havasındaydık. Çok güzeldi. Yaşadığım en güzel deneyimlerimden bir tanesiydi. Çünkü bu yılın line-up'ı gerçekten harikaydı. Tek bir eksiklik vardı. Son iki yıldır ya Arctic Monkeys ya da Last Shadow of Puppets olarak çıkıyordu. Alex'i göremedim. Ama bu yıl ne yazık ki yeni albüm falan hazırladıkları için bunlar yoktu. Tek üzüldüğüm konu o oldu ama olsun. The Weeknd, Foo Fighters, Lorde, Nicolas Jaar. Nicolas Jaar diye mi okunuyor acaba? Nicolas Jaar olabilir. Her neyse. Iconopop ki özellikle bir de The XX gerçekten efsaneydi. Zaten bu yıl 140 bin kişi katılmış. Farklı farklı sahneler vardı. En büyük sahnede büyük isimler böyle yer alıyordu. İşte The Weeknd, Foo Fighters falan. İşte diğer böyle ayrı bir elektronik sahne kurulmuş. Orada işte Nicolas Jaar, işte Trent Moller falan orada çıktı. Çok güzel eğlendiğim, böyle dansa, müziğe doyduğum harika bir festival oldu benim için. Bu arada biz şehir merkezinde kalıyorduk. Şehir merkezinden Roskilde. Bu arada Roskilde bir böyle alan mı? Şehir ismi sanırım. Farklı bir şehir ismi. Festival de orada yapıldığı için Roskilde Festivali deniyor. Sanırım Roskilde diye okunuyor, bilmiyorum. Neyse benim için Roskilde Festivali. Şehir merkezinden Roskilde'ye sanırım 40-45 dakikada falan ulaşıyorduk her gün. Gitmek isteyenler bir de şey çok sordu. İşte şehir merkezinden oraya ulaşım nasıl yapılıyor falan. Geçen yıllarda sanırım oradan otobüs yokmuş. İnsanlar bayağı böyle taksi kuyruğuna giriyorlarmış. Ama bu yıl otobüsler vardı. Hem de yarım saatte bir ya da saat başı. Ya da doldukça da kalkıyor olabilir. Tam bir dolmuş mantığı bilmiyorum. Ama çok fazla insan olduğu için her böyle konser çıkışında. Otobüs her şekilde her saatte doluyordu ve zaten hemen kalkıyordu. O yüzden ulaşımda hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor ve direkt sizi şehir merkezine bırakıyor. Zaten orada muhtemelen oralarda bir yerde otelde kalıyor oluyorsunuz. Ulaşımınızda yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir de şöyle kamp yapanlar var. Ki onlar festival başlamadan böyle sanırım 3-4 gün öncesinde geliyorlar oraya. Siz hem böyle kamp deneyimi yaşayıp hem böyle eskiden tabii rock'ın kok vardı burada da. Hani öyle bir deneyim burada yaşamadıysanız, yaşamak istiyorsanız kampta kalırsınız ya da yok ben kamplarda yapamam, benim için duş tuvalet çok önemli diyorsanız şehir merkezinde bir otel tercih edebilirsiniz. Yalnız hem Danimarka'da hayat çok pahalı hem aslında kron olarak pek ikiye bölüyorsunuz. Yani 300 kronsa bir şey 150 liraya denk geliyor. Tam hep ikiye bölerek hesaplanıyor ama atıyorum bir sandviç 60 kron. 30 liraya aslında normal hiç böyle peynir ve salamlı normal bir sandviç yiyorsunuz. Ben böyle İsviçre'ye ve Viyana'ya falan gittiğimde oraları çok pahalı sanıyordum ama Kopenhag gerçekten sanırım Norveç'ten sonra ikinci pahalı şehir olarak geçiyor. Ne yenir, ne içilir diye soruyorsanız orada kesinlikle nakit para geçmiyor. Böyle ya kredi kartından harcıyorsunuz ya da orada cash kart isimli böyle kartlar var. O kartlarınızı işte orada nakit para verip paranızı onun içine yükleyip oradan her seferinde kartınızı okutarak harcamalarınızı yapıyorsunuz. Yemek olarak tabii ki de fast food yani pizza, hamburgerler, falafeller yani hep o tarz yiyecekler var. İçkiler öyle ve inanılmaz büyük bir alanda olduğu için tabii ki de bunlardan her yerde var. Yani büyük sahnenin yanında da bir sürü yemek yeme yerleri var. Atıyorum diğer küçük işte başka elektronik sahnenin orada da yakınlarında
yine bu tarzda yerler var. Ve farklı sahnelere geçildiği için sürekli böyle bir kaotik bir ortam oluyordu. Zaten ikinci gün çok fazla yağmur yağdı. İlk gün hava çok güzeldi. Zaten Instagram'daki fotoğraflarımda da görmüşsünüzdür. İlk gün üstümde bodysuit vardı. Güneşin olduğu yerlerde, yani gölgelerden bahsetmiyorum. Güneş bayağı yakıyordu. Zaten hava sanırım gece böyle 11.30 gibi kararıyordu. Sabaha karşı, yani 3 saat sonra falan, sabaha karşı 3'te tekrar aydınlanıyordu. Resmen yaz vaktinde Kopenhag'da kesinlikle gece olmuyor. Çok güzel bir şey bu bence. Tabii oraya gittiğinizde yanınızdaki insanlar da bence çok önemli. Tabii kendi kendinize eğlenirsiniz de yine de bence önemli festival arkadaşlarıyla beraber gitmek. Hani ben bu arkadaşımla kesin eğlenirim ya burada dediğiniz arkadaşlarınızla gitmenizi tavsiye ediyorum. Ben Pink Floyd, Pelin'le ve Nordic Smith Utku'yla beraberdim. Çok eğlendik. Ya kimse hiçbir şeyden şikayet etmiyordu. Ne bileyim, yağmur yağdığında işte ayağımız çamur olduğunda ya oraya mı gideceğiz falan. Bu tarzdaki şeyler kesinlikle yaşanmadı. Oraya da gideriz. Yağmur yağıyorsa işte yağmurluklarımızı giyeriz. O sahneden işte 10 dakikamız var. Oraya hemen koşarak gidelim, şunu alalım, yolda yiyeceğimizi yiyelim falan derken çok güzel bir şekilde organize olduk. 6 günün sonunda artık böyle yorgunluğumun farkına varamamışım. Her gün işte müzik dinle, dans et, dön, kalk, tekrar uyu, kalk, tekrar, böyle 6 günde ne güzel eğleniyoruz ya derken 6 günün sonunda buraya bir döndüm. 3 gün bütün gün uyuyorum zaten. Oradan sonra Londra'da hava 22 derece falandı ama yağmur falan yağınca serinliyordu. Kopenhag'da da hava böyle 17, 18, 19 dereceydi ama oranın 17-18'i tabii bizim buradaki 17-18 değil. Bazen bayağı üşütüyordu. Buraya bir döndüm, hava 37-38 derece. Kapı pencere açıyorum, esmiyor ve ben sizin orada buradaki Insta storylerinizi takip ediyordum. Herkes işte esmiyor, bu ne sıcak falan. Abartıyorlar dedim herhalde. Gerçekten öyleymiş. Bir döndüm, zaten yorgunum, hava sıcak. Günde zaten 5 kere duş alıyorum. Eyvah dedim ya, ben kendime gelemeyeceğim. Böyle birazcık 3-4 gün dinlendim. Sonra oturdum videolarımın başına. Hazırlandım, dedim tamam, şimdi artık başımdan geçenleri anlatabilirim. Roskilde'den bu arada aldıklarıma gelecek olursak, açıkçası Roskilde'den festival alanında böyle çok güzel vintage ürünler satılıyordu ama oralara hiç bakmaya vaktim olmadı benim ne yazık ki. Roskilde baskılı, yazılı tişörtler ya da sweatshirtler alacaktım. Çok pahalıydı ve kumaşları aşırı kalitesizdi. Dedim ki ben de sembolik böyle bir fular alayım. Şu üzerinde görmüş olduğunuz Roskilde çadırı olarak geçiyor. Bu Roskilde'nin amblemi. Sembolik olarak bunu aldım. Dedim ben bunu çantalarıma bağlarım. Yaz geliyor işte, plaj kenarında saçıma bağlarım. Saçımı bu şekilde toplarım. Daha kullanışlı olur. Ne yapacağım? Sweatshirt'ü dedim. Gerçekten aldıklarım tam ihtiyacım olan şeyler. Sonra festivalden döndük. Artık son gündeyiz. O gün dedik ki artık hani bir şeyler bakalım Kopenhag'dan, hani sembolik de olsa bir şeyler alalım. Dedim hazır Londra'da Urban Outfitters'a Top Shop'a da gitmemişken bu sefer dedim buradan bir şey almadan dönmüyorum. Özellikle Fila'nın ya tişörtünü ya sweatshirtünü alacaktım. Hiçbir şey kalmamış. Hani indirim falan da yoktu. Bedenleri kalmamış. Ve soruyorum bunun işte diyorum hani stoğunuz falan var mı? Diyorum, sadece oradakiler falan diyor kız. Dedim harika yani. Ne Urban Outfitters'ta var, bir Weekend sanırım bir mağazanın adı. Yine böyle Adidas işte Fila tarzında bir sürü şey satan bir mağaza. Orada da bedeni yoktu. Bayağı bulamadım, alamadım. Neyse, Londra'ya ya da oralara tekrar dönmek için bence güzel bir sebep. İlk olarak Urban Outfitters'tan aldıklarıma geçiyorum. Aslında Urban Outfitters'tan böyle güzel güzel birkaç bir şey buldum ama kron olarak çok fazlaydı. 300-400 kron bölüyorum. İşte diyorum 200 lira bir tişört çok saçma diyorum. Yani bu aynısı Türkiye'de de var. Yani ne bileyim, Zara'da orada burada bulurum. Sırf Urban Outfitters diye bu parayı vermeyeyim dedim. Sonra çok güzel bir kot ceket buldum vintage. 600 krondu. Ya diyorum çok saçma. Neden ben bu paranın dertine düştüm bilmiyorum. Çok böyle merak ettiklerimi ve gerçekten ihtiyacım olanlarını aldım. Şimdi göstereceğim. Şu uzun süredir istediğim haritayı buldum Urban Outfitters'ta. Bu 220 krondu, yani 110 TL. Urban Outfitters'ın online alışverişi yok değil mi? Tabii olsa bu zamana kadar herkes soyardı orayı. Bu böyle renksiz bir harita, scratch map olarak geçiyor. Gittiğiniz yerleri haritanın üzerinde kazıyorsunuz ve böyle renkli renkli bütün ülkeler orada yan yana çıkmış oluyor. Bunu çok merak ediyordum. Bunu böyle yatak odamda şifon yerimin üzerine asıp gittiğim ülkeleri böyle büyük bir zevkle kazımayı düşünüyorum. Henüz açmadım. Bu videoyu çektikten sonra ilk yapacağım iş bu olacak. Yine Urban Outfitters'tan aldığım
diğer ve son şey de bu güneş gözlüğü oldu. Aslında ben bunun beyaz çerçevelisini arıyordum ama bayağı bitirmişler ve gelmeyecek dedi kadın. Bu da tek kalmıştı. Bu son kalanı aldım. Sonra dedim ki zaten benim dümdüz siyah bir gözlüğüm yok. Bunu alayım, kullanırım bir şekilde. Bu da 135 krondu. Ama ne yalan söyleyeyim, beyazı içimde kaldı. Ama beyaz çerçeveli bir cat eye gözlüğüm olduğu için neyse diyorum anne, olsa da olur, olmasa da olur. Bunu da mutlu oldum. Topshop'ta indirim vardı ama Topshop'ta çok fazla bir şey bulamadım. Böyle güzel değişik yine kot ceketler vardı ama nedense bir türlü içime silmedi çünkü aslında sebebi şu, Tommy Hilfiger'da bir tane kot mont beğendim. Daha Londra'ya gitmeden. O da sanırım böyle bir kapsül koleksiyonmuş. Arkasında Tommy'nin böyle büyük bir amblemi var. 90'lar modası böyle vintage tarzında. Çok güzel bir kot monttu. Bedenim kalmamıştı. Dedim ki ben artık Londra'ya gittiğimde ya da Danimarka'ya gittiğimde elbet bulurum dedim. Orada hiçbir bedeni bile yoktu. Yani gelmedi mi acaba, geldi de hemen mi bitti, hiçbir fikrim yok. Onu ben bulamayınca dedim sanırım başka hiçbir kot montu beğenemeyeceğim. Çok güzel, istediğim gibi vintage duruyordu. Eğer ben onu bulabilirsem ve aşağı linki koyarsam ne olur görenler bana o montu nerede olduğunu söyleyebilir mi? Ölüyorum çünkü onu ararken. İşin garibi burada İstanbul'da soruyorum hangi mağazanızda var. Şu mağazamızda aslında var falan diyorlar. Gidiyorum oraya, o kapsül koleksiyon gelmemiş bile. Ha neyse. Dediğim gibi Topshop'ta da böyle çok hani önemli, böyle güzel, ilgimi çeken bir şey bulamayınca dedim birazcık kendime yine ben ev alışverişine vereyim. Çok güzel böyle İskandinavya, böyle Nordik temalı çok güzel mağazalar vardı. Bir tane girdiğim benim çok pahalıydı. Hepimiz böyle tek tek ayrılmıştık. Herkes kendi başına geziyordu çünkü. Ama Utku Söstrene Grene diye okunuyor sanırım. Bayağı yazıldığı gibi okunuyordu o mağaza. Aynen. O değişik O'ları var ya onların, öyle gibi okunuyor. Söstrene Grene. Aşağı zaten linkini koyarım. Oraya gitmiş. Ben bayağı uçağa yetişmeye çalışıyorduk. Oraya tekrar bakma fırsatı bulamadım. 10 krona, 15 krona böyle yani işte 5 liraya, 10 liraya bir sürü güzel vazolar, değişik şeyler bulmuş. Ben dedim ki tüh, keşke orayı keşfetseydim de oraya gitseydim. Benim gittiğim mağaza şu. Poşetini atmadım, ismini falan unuturum diye. Notre Dame diye. Benim de şöyle bir kahve öğütücüsüne ihtiyacım vardı. Bu 180 ya da 190 krondu. Yani işte 90-95 TL'ye denk geliyor. Bunu görünce dedim ki inanılmaz tatlı. Çünkü benim burada bulduklarım kahve öğütücülerin hepsi ihtiyacım vardı. Elimde böyle öğütülmemiş kahve çekirdekleri vardı. Hep erteliyorum. Bir gün işte bakarım da alırım da, hep bulduklarım normal düz böyle metal olanlarıydı. Böyle çok hani ilgimi çekmedi. Sırf ihtiyaçtan alacaktım kahvemi öğüteyim diye. Ama ben özellikle bir de bunu görünce dedim bunu tamam. Bunu buradan alıyorum. Kopenhag'dan elim böyle, ev eşyası almadan elim boş dönmüyorum dedim. Eğer siz de böyle Nordik temalı, İskandinav temalı ev eşyalarına ilginiz varsa, dediğim gibi bu benim aldığım Notre Dame'a ve Utku'nun aldığı Söstrene Grene isimli mağazaları bir göz atabilirsiniz. Ve son olarak şöyle bir mağazaya girdim. Charlotte Graham and Other Stories isimli. Burası aslında daha çok kıyafetleriyle ünlü bir yer ama el kremleri ve böyle değişik scrublar falan vardı. Kıyafet açısından kendime bir şey bulamadım. Birazcık böyle klasik tarzda, ne bileyim işte blazerlar falan vardı ki ben günlük hayatımda ya da ne bileyim çok fazla tercih etmediğim için onlar ilgimi çekmedi. Dedim scrub'ım yok. Kremim vardı ama görmüşken ve çok güzel kokuyorken hazır dedim hem scrub alayım hem de el kremi alayım. Orada hem hepsini açık koymuşlar böyle. Scrub'ları falan deneyip alabiliyorsunuz kremini böyle. Bir tanesi bu harika kokan Mediterranean Body Scrub isimli. Bu gerçekten ben buna deliriyorum. Yani böyle ananaslı, limonlu, böyle değişik bir koku. Bunu çok sevdim. Özellikle gerçekten scrub'ım yoktu. Buna ihtiyacım vardı. Bunu bu yüzden aldım. Ama daha sonra scrub'ları orada denerken Punk Bouquet isimli şu body lotion. Aslında ben bunun scrub'ını denemiştim. Ama dedim ki iki tane scrub alıp ne yapacağım. Bari hani bu hem böyle pompalı duştan çıktıktan sonra hem daha rahat kullanırım dedim. Ama yani farklı kokular üst üste olacak. Ama artık neyse, denemek için bunu da satın aldım. Bu da inanılmaz güzel kokuyor. Oralara yolunuz düşerse gerçekten Other Stories'e bakmayı unutmayın. Benim Londra, Kopenhag, Roskilde maceralarım ve alışverişlerim bunlardı. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Diğer videolarımı izlemek istiyorsanız şuradaki videolardan birisini seçmeniz ve tıklamanız yeterli.